Evet arkadaşlar, şimdi ikinci chapter'ın sorularına bir bakalım. Tamam. Şimdi enterprise.com adresini ziyaret etmek istiyorsunuz ama IP adresini bilmiyorsunuz ve web sunucusu var. Şimdi top level DNS sunucusunda aşağıdaki bilgiler var. Enterprise.com ve bu authoritative DNS sunucusunun alan adı. Bu da name server tipi. Yani name server tipi kayıt, resource record bu şekilde oluyor. Ziyaret etmek istediğimiz adres onun authoritative, o firmanın authoritative DNS sunucusu şeklinde. Bir de authoritative DNS sunucusunun IP adresi var. Authoritative DNS sunucusunda, alan adı sunucusunda da aşağıdaki bilgiler var. Bu gerçek sunucunun hani canonical name, gerçek adı. Bu takma adı gibi düşünebilirsiniz. Bizim halk arasında bilinen adı diyelim. Ve o gerçek adın, canonical adın alan adı, pardon IP adresi. Bu da mail sunucusunun alan adı. Ve mail sunucusunun IP adresi var burada. Tamam. What transport protocol does DNS use demiş. TCP bot diye biliyorum. Evet, ikisini de kullanıyor. Well-known port does DNS use. Bunu ben de hatırlamıyorum. 143 müydü, 53 müydü? Bakalım DNS port number diyelim. 53. Evet, 53'ü doğru hatırlamışım. 53 diyelim. Bunu da böylece ezberlemiş olduk artık. How many unique type of resource records are there at the authoritative enterprise.com DNS server? Burada unique type CNAME var, A var, MX var. Ben 3 olarak bunu anladım ama evet 3 tane farklı çeşit DNS kaydı var. Can you send multiple DNS questions and get multiple resource record answers in one message? Ben bunu yes olarak biliyorum. Derste bahsetmediğimiz bir şeydi ama bir DNS sorgusunda birden fazla soru sormak mümkün ve birden fazla cevap almak mümkün. To which DNS server does a host send their request to? Bir ev sahibi sorgusunu kimlere? Answer with the full name. Local DNS server. Evet. Yani bakın burada görüyorsunuz bir numarada biz local yerel DNS sunucumuza sorgu gönderiyoruz. O da kök DNS sunucusuna gönderiyor. Authoritative sunucunun adını pardon top level sunucunun adresini alıyor. Ondan sonra top level üst seviye DNS sunucusunun mesela edu ise edu sunucusu. poms.com sunucusu. Daha sonra authoritative yani firmanın DNS sunucusunun adresini alıyor. Sonra 6 numaralı adımda ona gönderiyor. İlgili IP adresini burada elde ediyor. Sonra da yerel DNS sunucusu bize gönderiyor. Which type of DNS server holds a company's DNS records? Authoritative DNS server. Answer with the full name. Evet. In the given example, bu verilen örnekte, what is the name of the DNS server for enterprise.com? Name of the DNS server. DNS sunucusunun adı bu. When you make the request for the enterprise.com, your local DNS requests the IP on your behalf. When it contacts the TLD server, how many answers are returned?
Request the IP on your behalf. Tamam. TLD sunucuya geldiği zaman iki tane resource yakıt gönderiyor yani. Şunları gönderiyor. Evet. In the previous question, there were two responses. One was a name server record and the other an A record. What was the content of the with the formal name value? DNS server. Bunu tam neyin veriyor anlayamadım. Ha, pardon, doğrudan şey genel değil de şeyi soruyor. Yani şu, doğrudan şunu yazacaktık. Ben DNS server ve IP address diye genel bir şey yazacağız diye anladım ama yok. Aynen şunu kopyalayıp yapıştırmamız bekleniyordu. Assume that enterprise.com website is actually hosted on West One Enterprise.com. What type of record is needed? CNAME. Canonical. Gerçek adı soruyor. Now imagine we are trying to send email. E-mail olduğuna göre mailenterprise.com. And their mail server has the name mailenterprise.com. Hangi tip kayıt? MX. In that MX record, what are the contents? Name value. Şu. Does your local DNS server take advantage of caching similar to web? Evet. Yerel DNS sunucularımızda ön bellekleme den faydalı istifade edilir. Daha önce yapılmış sorgulara alınmış cevaplar saklanır. Bunlar üzerinden çok zaman geçmediyse eğer başka sorgularda bunlar o sorgu yönlendirmeye gerek olmadan doğrudan IP adresi kullanıcılara verilir. Böylece şeyi güzelce bir tekrar etmiş olduk. DNS sunucularını. Iterative, burada kısa bir soru daha var. Iterative ve döngülü. Gaia, CSU, Mass EDU'ya bir gitmek istiyor bir kullanıcı ama IP adresini tarayıcısı bilmiyor. Examine the difference iterative yani iterative ve recursive sorgunun arasındaki farkı inceleyin demiş. Bu yıldız şeklinde görüyorsunuz. Merkezde yerel DNS sunucumuz var. Önce kök, sonra üst seviye, sonra authoritative. En sonunda IP adresini alıyor ve bize getiriyor. Buradaysa kök üst seviye DNS sunucusunu üst seviyede authoritative'e gönderiyor. O IP adresini aynı yoldan kullanıcıya geri getiriyor. İki tip şey. Iterative yani birinciyi seçelim. Between steps 1 and 2, where does the local DNS server check first? User, DNS local, DNS local. Yani bende var mı? Aa, pardon yanlış oldu. Steps 1 and 2. Yani root mu? Özür diliyorum. DNS root olacaktı. 2-3 arasında. Şurada. Şu aşamada. Kök DNS sunucusu IP adresine sahip değil. Where does the response link? Top DNS TLD olması gerekmiyor mu? Evet. 4-5. Üst seviye DNS sunucusu IP adresi sahip değilse ne olur? Authoritative'e gider. Authoritative IP adresiyle döner bize. A tipi DNS kaydı döner. Hangisi daha iyi bir uygulamadır? Iterative daha iyi. Iterative uygulama daha iyi. Evet. Change query type diyelim. Recursive ile ilgili soruyorsunuz. 1-2 arasında Where does the local DNS server check first? DNS root'a gider. Kök DNS sunucusuna gider. O
top level'a gider. Eğer onda kayıt yoksa top level'a gider. O da yoksa, onda da yoksa bizi yani şey sorguyu nereye yönlendirir? Evet, Authoritative'in IP adresi onda vardır. Ama istenen web sayfasının adresi yokmuş web sunucusunun. O zaman sorguyu Authoritative sunucuya gönderir diyeceğim ama Authoritative 4-5 arası. Aa, pardon. Authoritative dedi zaten şu anda. TLD'ye gönderir. Evet. Özür dilerim. What type of DNS record is A değil mi? A tip. Iterative. Tamam. Bunu tamamlamış olduk. DNS ve HTTP dili. Bu sorular biraz daha karışık. Şimdi bakalım. Kitabınızdan 2-2-1, 2-2-2 HTTP ile ilgili kısımları tekrar edebilirsiniz demiş. Özellikle şekil 2.7 etrafındaki metne bakabilirsiniz demiş. O DNS'in operasyonuna yani şekil 2.19 etrafındaki metne bakabilirsiniz demiş. Şimdi web tarayıcınızdaki bir linke tıklıyorsunuz. İlgili URL adresi sizin bilgisayarınızda saklanmış değil, ön belleklenmiş değil. Dolayısıyla bir DNS sorgusu gereklidir IP adresini almak için. Varsayalım ki istediğiniz IP adresini elde etmek için 3 tane DNS sunucusunun ziyaret edilmesi gerekiyor. Mesela bunlar root, top level ve authoritative olabilir. Ondan sonra evet ha pardon ilki local 3 milisaniye. Şöyle not defterini açayım. Şöyle şuraya şey yapalım. Ha. 3 milisaniye. The second and third DNS servers contacted have onlar da işte authoritative falan top level neyse onların tabii ki onlar daha uzakta olduğu için 20 milisaniye 16 milisaniye oluyor. Web sayfasının bir objesi var ve küçük bir HTML metni var içerisinde. Round trip time the local host and the web server 185 milisaniye. Yani sanırım 2 çarpı 85. Bunları da şöyle kaldıralım birimleri. Neden 2 çarpı 85? Bakalım şimdi devam edelim. Yani bu sorgu, ikinci sorgu, pardon birinci sorgu, ikinci sorgu, üçüncü sorgu hepsi kendi round trip time'ları kadar süre alacak. Ondan sonra IP adresini öğrenince bu HTTP web sunucusunu ondan alacağız. Şimdi zero transmission time, how much time in millisecond elapses. Şimdi bu HTTP önce bağlantıyı kuruyor. TCP bağlantısını kuruyor. Ondan sonra bir tane objeyi şey yapıyor. Benim anladığım, ben hatırladığım kadarıyla böyleydi. 209 gibi. Evet, doğru. Yani önce DNS sorguları için gereken round trip time'ları topla. Ondan sonra IP adresini öğrendikten sonra bir TCP bağlantısı kur. Sonra da yine şeyi iste. HTTP GET mesajını gönder ve karşılığının gelmesi de yine bir round trip time daha. O yüzden ne yaptık? 3 artı 20 artı 16 artı 2 çarpı 85. Ya bu anlaşılmıştır herhalde. Şimdi varsayalım ki HTML
Evet, objesi yani ana web sayfası var. Bir de dört tane çok küçük objeler referans göstermiş. Yani bunlar küçük resimler olabilir. Tek seferde gönderilebilecek her biri. Transmission time'ları yok sayalım. Yani propagation, round trip time. Clicks on the link until the base object and all the four additional objects are received. Persistent değil. Paralel TCP bağlantıları da yok. O zaman her bir obje için ayrı TCP bağlantısı açması gerek. Yani 10 diyorum o zaman. Yanlış mıyım acaba? 10 diyorum çünkü ana web sayfası var, 4 tane de obje var. Yani 5 tane aslında istenen şey var. Her biri için tekrar tekrar TCP bağlantısı açılıyor. Ve her biri isteniyor sonra. Tek round trip time'da da geliyor. Yani her biri için 5 tane objenin her biri için 2 round trip time. Umarım doğrudur. Evet, 889, tamam mı? Şimdi işler giderek gelişiyor. HTML objesi 4 tane küçük objeyi referans göstermiş sayfada. But assume that the client is configured to support a maximum 5 parallel TCP connections with non-persistent HTTP. Bu da ne demek istiyor şimdi? Non-persistent demek her bir obje için ayrı TCP bağlantısı açmam gerekecek. Ama bunları beşer beşer paralel açabilirim. O zaman 5 obje olduğuna göre text processor'a geri döneyim. O zaman 5 objemi aynı anda isteyebilirim. Her biri için 2. Her biri için TCP bağlantısı aç. Bir round trip time. Ondan sonra her birini iste. Get mesajı ve OK mesajı gelene kadar geçen süre. Yani yanlış değildir diye düşünüyorum. Yine 209 çıktı. Bu incorrect oldu. Nerede yanlış yapmış olabilirim? Paralel TCP connection olduğuna göre şeyler değişmedi. 3, 20, 16, 36, 39 değişmedi. Non-persistent hala. Her bir için yani ayrı TCP açmam gerekiyor. Ama 5 tanesi de paralel açabildiğime göre zaten 5 tane obje var. For every 5 object it takes 2 RTT. E doğru. Ben de öyle yaptım. Zaten 5 obje var. 2 RTT. 39. 170 daha 209 değil mi ya? Vallahi anlamadım. 379 diyor. Nasıl 379 olabilir? Dört mü gerekiyor? Dört bence yanlış. Yanlış cevap yani onlarınki. İki olması lazım. Bir paralel TCP oturumlarını açmak için bir round trip time. Bu her bir objeyi istemek için bir round trip time daha gerekir. Neyse. For very small objects, tamam. Maximum 5 parallel TCP connections with persistent HTTP. Paralel TCP connection açabildiğine göre zaten o zaman şimdi bence 209 olması lazım. Hani şimdi de değişmedi ama. It takes only one, pardon özür diliyorum. Bir round trip. Bir round trip time gerekiyor. Yani bu değil bir oluyor. Neden? Çünkü persistent'ta TCP oturumu açılırken get mesajı gönderiliyor zaten. Tamam mı? Bunların 5'i de paralel yapılabildiği için 39.85 daha
124. %94 dedi. %94 nasıl olabilir ki? Üç. Şu şey yapamadım. Hangisi fastest method? Persistent parallel. Orada tam anlayamadığımız noktalar var. HTTP GET. Evet, bir HTTP GET mesajı gönderiyorum. Bu Wireshark'tan alınan şeyler. What is the name of the file that is being retrieved in this quotation.4 HTML. Yanlış görmediysem. What version? Evet. The client will accept HTML files. Bakıyorum. Accept HTML. Yes. True. Pardon. Burada kabul ettiği dosya tiplerini belirtti zaten. The client will accept JPEG files. False. Burada JPEG yok. Resim olarak PNG var. GIF var. False. Preferred version of English. Vallahi. Bunu şey yapamadım. Bunları hep tercih ediyor işte. Bazen format olarak Great valla şey yapamadım ya. Ha, böyle yazmamızı isteniyormuş. American English. Neyse. Least preferred version British English desem. Evet. The client will accept the German language. De. True. The client already has a cached copy of the file. Bakıyorum. Evet. Bakın cache kopyası var. Değil mi? Bunları Wireshark ödevinde yaptık. If modified since gönderildiğine göre 2 Şubat 2023 saat 22:11'de bir kopyasını bunu zaten daha önce almış yani. True diyoruz. Tamam. Bu böyle. HTTP response'a bakalım. Bir HTTP OK mesajı burada görülüyor. HTTP 1.1 kullanıyor. Özür diliyorum ama şu evet slash koymak gerekiyordu. What was the server able to send the document successfully? Yes. Çünkü okay göndermiş. How big the document is? Evet. Content length burada var değil mi? Çok büyük bir dosya aslında. Persistent. Evet. Persistent'tır. Keep alive demiş. What's the type of the file being sent? What is the type of the file being sent? Text HTML. What's the name? What is the name of the server? Apache. Server 2.2.3 tipi bir sunucu. Will the etag change if the resource content at this particular resource location changes? Yes diyorum. Bunu görmemiştik aslında. Etag'den bahsetmemiştik.
Evet, HTTP response'u da yaptık. Browser caching'e bakalım. Yine HTTP sunucusu ve istemcisi. Round trip, gidiş geliş gecikmesi 10 milisaniye. Bir objenin iletilme süresi 0,75 milisaniye. Ve herhangi bir obje içermeyen HTTP mesajını iletmenin süresi de 0 olarak kabul edilmiş. 50 tane request yapıyor. One after the other. Waiting for a reply to a request before sending the next request. Tamam. If modifiesin. %40 objeler değişmemiş en son istekten beri. How much time elapses in milliseconds between the client transmitting the first request and the completion of the last request? Şimdi %40'ı değişmemiş. Şöyle yapalım. %40'ı değişmemiş. 50 çarpı 0,4. Bunlar sadece okey mesajı ve bir round trip time. Okey mesajı 0 süre. Sadece round trip time olacak o zaman. 10 artı 50 çarpı 0,6 0,6 çarpı 10 artı 0,75 milisaniye. Bu olması lazım. Toplam 50 isteğin. Çünkü 50'nin 20 tanesi zaten bende var. Bana sadece şey diyecek. Not modified mesajı gönderecek sunucu. Diğer 30 tanesinde ise web sayfasını da gönderecek. buçuk buldum. Umarım bir dikkatsizlik yapmamışızdır. Doğru. Bu böyle. Bu kadar. Bu kadar soru. İstersen try another problem diyerek rakamları değiştirilmiş başka sorular da çözebilirsiniz. Electronic mail SMTP. At point 2. What protocol? SMTP kullanılır. Push tabanlı maila ittiriyor yani. Benim mailim var diyor. Yüklüyor. At point 4, what protocol? SMTP. O da aynı şekilde bir protokol. Push tamam. Point 6. Bu IMAP'tı sanırım. IMAP. Message Access Protocol. Yani ben maillerime baktığım zaman çalışan protokol. Yani sunucudan çekiyorum. Bu da pull tabanlı bir şey. Ama yanlış yaptım. Bakın ne demiş? SMTP isn't used when pulling emails from. Tamam, IMAP değil miydi? O pardon, HTTP kullanmış. Özür diliyorum burada çünkü söylemiş. User ajanları HTTP protokolü kullanır. TCP kullanır SMTP. Push or pull, push. SMTP push'tur. HTTP pull'dur. What port does SMTP 23 müydü ya? SMTP port. DNS 53'tü değil mi? SMTP'ye bakalım. 25'miş pardon yanlış hatırlamışım. Neyse bunu da ezberlemiş olduk artık. HTTP 80 kullanır. Tamam. Yani burada SMTP, burada SMTP kullanılıyor. SMTP push özellikli bir protokol ve 25 numaralı portu kullanır. HTTP tabanlı bir web istemcisi kullanıyorsa kullanıcılar o zaman mail'i HTTP ile çekerler. Alternatif olarak IMAP vardır ama burada söylemiş HTTP. Tamam.
Bu böyle. Geçiyorum. Client server and peer to peer evet, burada ne yapıyor? Sunucu var. Hostlar var. Şimdi istemci sunucu tipi bir şey olduğu zaman veya peer to peer olduğu zaman ne kadar süre alır dosyayı herkesin elde etmesi? File 9 gigabit. Evet. Server upload rate 78 megabit bölü saniye. Şimdi ilk soru şu. Client server modeli ile olduğu zaman. Yani 10 kullanıcı çarpı 9 9 gigabit bölü server upload rate 78 E6. 78 çarpı 10 üzeri 6. Bu max yapıyorum. Bölü 9E9 bölü minimum download rate. Minimum download rate. 40, 15, 10, 29, 28, 21, 19, 33, 15, 11. 10 var burada. 10E6. Tamam. Bunu anlamadı şey. MATLAB'da bunu yapabilirim ama. Evet, 1154 saniye. Bir hata yaptık. Şimdi 10 tane kullanıcıya iletmesi gerekiyor. 78 maksimum upload rate'i. Bu daha büyükse bu belirliyor şeyi. Yani kullanıcıların çekiş hızı download rate'i çok iyi olabilir. O zaman upload rate en zayıf halkadır. Bu belirliyor. Kullanıcıların ise en kötü olanı belirler. 9E9, 9 gigabit bölü, 9 gigabit bölü downloadlara bakıyorum. Onu baktığım zaman şu ne kadar sürer? 1154. Bu ne kadar sürer? 900. O zaman sunucunun upload hızı belirliyor. Bu da 1154 ama belki de şeyden olabilir mi? Bakayım. 1153.8 mi yazmam gerekiyordu acaba?1153.85 yazmam gerekiyormuş. Özür diliyorum. Evet. Olarak bunu yazmadığı için problem orada. Tamam. Root cause of the specific minimum time. Server'dan dolayı. Server belirliyor. What is the minimum time needed to distribute this byte using peer-to-peer download? Şimdi sunucu bir defa sisteme atsa yeter. Parçalara bölüp de yapabilir. Bütün kullanıcıları paylaştırabilir. Sonra bir tane kullanıcının tabii ki bunu çekiş süresiyle sınırlıdır. Ayrıca 10 çarpı 9 E9 bölü bütün upload süreleri server 78E6 artı hepsinin toplamı 30, 43, 46, 56, 76, 78, 88, 90, 110, 128, 138, 145,
165, 167, 170, 180. Evet, birden 3 tane şey olunca çalışmadı Max'ı. Bu 115. Bu 900. Bu 348. O zaman 900. Tamam, 900. Buradaki server mı, client mı? Orada combined upload of the client and server mı? Hayır, client tarafından. Bu 10 download rate'li olan istemci sınırlıyor şeyi. Şu. Tamam, bunu da güzelce anlamış olduk aslında. Evet, ikinci konunun şeylerini